Sinema tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Charlie Chaplin, 16 Nisan 1889'da İngiltere'de Charles Spencer Chaplin J.R. adıyla dünyaya geldi. Yarattığı Charlie adlı karakteriyle özdeşleşen İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyendir. Kendisi sessiz sinemanın sembolü haline gelmiş bir komedyendir. Thank you.
Anne ve babasının ilk ve tek çocuğu olan Chaplin, Londra'nın fakir bölgelerinden biri olan Walworth'te doğup yoksulluk içinde büyümüştür. Annesi ve babası müzikollerde ve tiyatrolarda çalışan profesyonel sanatçılardı. Fakat çiftin evlilikleri yolunda gitmeyerek Chaplin çok küçükken ayrıldılar. Bu ayrılıktan sonra annesi ve üvey kardeşi Sidney Chaplin ile birlikte Londra'da büyür. O zamanlar küçük bir çocuk olduğundan hayat onun için öğrenmekten ve oyundan ibaretti. Sahne adı Lil Harley olan annesiyle ilk kez sahnede dans edip şarkı söylediğinde henüz 5 yaşındaydı. Charlie bu eğlenceli döneme yeni başlamıştı ki annesi sesini kaybetti. Aile için zor dönemler başlamıştı. Maddi sıkıntılar kapıya dayanmış ve fakirliğin alt seviyelerine düşmüşlerdir. Annesinin psikolojisi bu durumu kaldıramayarak bir kliniğe yatırılır. Charlie'nin hayatının en zor dönemi asıl bu dönemde başlar. Bununla birlikte Charlie babasının yanında gönderilir. Fakat babası sürekli alkol tüketerek ve babalık sorumluluklarını yerine getirmeyerek onunla ilgilenmez. Babası Charles 1901'de alkol komasına girerek hayatını kaybetti. Oh, as I was saying about the border question. Ah, yes, yes, yes. Just a matter of detail, mere formalities. Strawberries. Pardon me, have you a English mustard? English mustard, Your Excellency. That's the hottest stuff, huh? Very hot, Your Excellency. Oh, cheap, cheap. Cream. Cream, Your Excellency. Now, Hinkie, as far as I'm concerned, I'm going to make this very simple. This is the treaty. You agree not to invade Austerlitz. I agree not to invade Austerlitz. We sign the treaty, then I remove my troops from the border. Good. In other words, when your troops are off the border, I sign. That's all right. Very good. Huh? Oh, just a minute. You don't understand. First we sign the treaty, then I remove the troops. Precisely, I sign when your troops are off the border. Just a minute. Here, Spook, treaty. Hold this. Now look, you assign this a treaty of first, then I remove the troops after. Well, what are we arguing about? You just said I remove the troops first. Well, you don't expect me to sign while your troops are there on the border. You don't expect me to remove the troops until you assign? Why not? Why should I? Why shouldn't you? Austerlitz is a free country. So? Your soldiers are there on the Austerlitz border. And they'll stay there until you assign it as a treaty. You'll take them off or I'll blow them off. Gentlemen, this won't get us anywhere. Your Excellency, to quote an old Latin phrase, fluke! He's the right. Speaking of him, Tom the shot is... Strubbish. Well, where's the Meyer sandwich? Well, give me another one. Can't we sit down and discuss this thing? I'm a guest here. Nobody talk to me in my own adjoint like that. I ask you, can't we sit down and discuss this thing without passion? I am not a passionate. I'm a jester, that's all. I want to sign the treaty. I remove the troops. Can't you understand? What would my people think signing such a treaty when your soldiers are there on the Austerlitz border? I will not move a soldier until you assign. Not until you clear that border will I sign anything. Then my soldiers remain. Then I kick them off. One mover from you, a hickey, and my artillery attackers are like this and pull you to pieces. Yes, and my aeroplanes will bomb your artillery like that. You want to start a world of war? I'll get you one. You win the world, I'll throw in the ocean. Gentlemen, please. 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 Oh, I must go. I must go. Strawberries. Your Excellency, we have a very important Strapitzainer. Napoloni Dalutzen. I know we must. Dalutzen sich dann durch Stratz. Oh, Napolitzenainer. Dalutzen sagt. If you would remember the order of a dying king. And that old. And what he said to us. Ein Stritzainer und der Blitz. Here, Donald, listen to What's wrong? I don't give a hoopy. I got my guns here in the past. I may start us up. I'll blow him to masses. Excellency, what's the matter? What ails you? What has happened? Your Excellency, this isn't like you. Hey, what is the matter? Hey, garbage, come here. What is the matter with a hickey? He's put mustard on his strawberries. Mustard? What else can you expect from a hickey? What's the matter? What? My little bambino! What are you? The bacteria! Domania! You cannot treat the bacteria people this way!
I'll take the bacterium people and I'll tear them apart like that. Look, listen, please. Look, come on, what are you doing? That's an insult to the police. Look, he's the best spaghetti. It's spaghetti. He eat a salad pretty and we have a war. Oh, listen, please. Give me a supper. Quick, give me a supper while I get my... But it's all right. I have an appointment. What's this? I'm from the International Press. How's the conference progressing? Very successfully. How did you get in? Excuse me, will you? How did this man get in here? Under the regulations of the palace in regard to reporters, go down to Captain Block. Tell him not to allow anyone else to enter the palace under any circumstances tonight. You understand? Yes, sir. Of course, there are minor details to be cleaned up. Things which one must... Excuse me, we're very busy. Gentlemen, please. Charles ve kardeşi Sidney bakım evine gönderilir. Zorlu hayat koşulları nedeniyle sadece bir dönem okula gidebildiler. Daha sonra sokaklarda yaşamaya başlarlar. Okula gidemeyen Charlie ve Sidney anne ve babalarının izinden giderek tiyatro ve müzik hollerde çalışmaya başladılar. Çünkü açlık ve sefalet onların hayatında büyük ölçüde kol geziyordu. Bu süreçlerde Charlie'nin hayatında derin yaralarla dolu anılar biriktirir. Chaplin ilk ciddi sahne deneyimini 9 yaşında The Eight Lancashire Lads adlı dans grubuyla birlikte yaşadı. 14 yaşında Jim, A Romance of Cocaine isimli oyuna yer almış fakat bu oyun pek fazla başarılı olamadı ve oyun sadece 2 hafta sürmüştü. Charlie aynı yıl Sherlock Holmes adlı topluluğa katılarak kumpanyayla birlikte turnelere çıkmaya başladı. Charlie gezici kumpanyalardan sinemaya adım adım yaklaşıyordu. Thank you.
Charlie birkaç yıl turnelere çıktıktan sonra abisinin ünlü gezici kumpanya Fred Carno'ya katıldığını duyarak ani bir kararla onun yanına gider. Bu gidiş onun hayatının dönüm noktasıydı. Amerika'da bu kumpanyalarla yaptığı turneler sırasında Amerikalı ünlü yönetmen Mack Sennett tarafından fark edilerek 1913'te Keystone stüdyoları ile anlaşma yaptı. 1914'te Henry Lehman'ın yönetmenliğini yaptığı Making a Living adlı tek makaralık filmde sinemaya ilk adımını attı. Charlie'nin sık sık yaptığı doğaçlamalar Mack Sennett'ın onun yeteneğine daha da inanmasını sağladı. İlk filmin ardından Kitoto Races in Venice filminde bol pantolonu, melon şapkası, büyük ayakkabılarıyla gerçekleştirdiği penguen yürüyüşüyle ve sürekli bastonunu çeviren ve sakar hareketleriyle gülünç mizansenler oluşturan Charlo karakterini yaratarak ilk kez bu karaktere bürünmüştü. Bu kısa film onun en özel filmlerinden biri oldu ve bundan sonra bu karakteriyle anılmaya başladı. 2 sene sonra Mutual Film Corporation şirketiyle bir seri komedi için anlaşır ve 1,5 sene içinde 12 film çeker. Bu yılları takiben 1917 yapımlı The Immigrant ve The Adventurer gibi filmlerin içinde yer aldığı 60'tan fazla kısa filmde rol alarak ve buna ek olarak yeni gelişmekte olan sinemanın da etkisiyle dünya çapında görülmemiş bir üne kavuştu. Şöhret basamaklarına hızlı adımlar atar. 1918 yılında A Dog's Life filmiyle uzun metrajlı filmlerde çekmeye başlayan Chaplin, birkaç kişiyle birlikte kurdukları United Artists film şirketinin ortağı olarak Altına Hücum, Şehir Işıkları, Büyük Diktatör, Asri Zamanlar, Sirk ve Sahne Işıkları gibi başyapıtlara imza atar. Charlie, sessiz filmler çekme konusunda hep ısrarcı olmuştur. Çünkü her zaman savunduğu gibi konuşsaydı onu sadece İngilizce bilenler anlatacaktı. Ona göre dünya Amerika'dan ibaret değildi. Filmlerinde politik görüşünü de geri planda tutmayarak Amerika'nın tepkisiyle karşılaşır. Bu sebepten ötürü Amerika'da artık istenilmeyen adam ilan edilmiş, evlilikleri ve vergi borçlarıyla karalanmaya çalışılır. Bunlara katlanamayan Charlie, ülkesini terk ederek İsviçre'ye yerleşir.
Amerika'dan kovulmuş gibi ayrılan Chaplin'i hiçbir şey durduramadı. Film çekmeye ve siyasi görüşünü filmlerinde göstermeyi sürdürmeye devam etti. Amerika'ya 1972'de Oscar ödülünü almaya geri döner. Amerika'nın bir dönem yok saydığı Chaplin, şimdi ödül töreninde ayakta alkışlanıyordu. Charlie Chaplin'in kadınlara olan düşkünlüğü ile biliniyordu. Hakkında çıkan birçok söylentiler nedeniyle ülkesini değiştirmek zorunda da kalmıştır. Chaplin özel hayatıyla ilgili olarak da her zaman eleştirildi. Bunca eleştiri arasında Chaplin'in mükemmel bir baba olduğu gün yüzündeydi. Yaşadığı süre zarfında 4 kez evlendi. Bu 4 evliliğinden 11 tane çocuğu olmuştur. İlk çocuğu Gerald Lyne, Chaplin'de babası gibi oyunculuğu seçmiş, hatta Charlie'nin Sahne Işıkları filminde de rol aldı. Charlie her zaman yazmanın değerini ve önemini bilen biriydi ve 70. yaş gününde kendine bir şiir yazmıştı. Bu şiirde yaşadığı hayatı özetlemişti. Her zaman farkındalığı olan bir adamdı. Charlie, İsviçre'ye yerleştikten 5 sene sonra 25 Aralık 1977'de uykusunda vefat etti.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Thank you.
I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin.
cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var. İşimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günün ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.